Herkese merhaba dostlarım. 23 Eylül 2021. Artık ideolojimizi bir başlık altında toplamanın vakti geldi arkadaşlar. Bu başlığımızın konusu ideoloji 1 olarak Merkez Bankası'nın özelleştirilmesiyle alakalı olacaktır. Uzunca bir aradır video çekmedik. Neden olduğuyla alakalı sorular gelmeye başladı. Meraklarınızı gidermek adına şöyle bir cevap vermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Birebir canlı yayın yaptık. Sokağa indik, insanlarla görüştük, ideolojimizi paylaştık. Türkiye'de şu an 116 tane siyasi parti var ancak hiçbirinin ideolojisi yok. Herkesin tespiti var ama çözümü yok. Herkes şapkadan tavşan çıkaracağını söylemekte. Benim ideolojilerim, partinin ideolojileri ve Türk milletinin ideolojisi olması amacıyla bu videoları siber uzayda bir yazılım olan YouTube'da dijital bir veri olarak saklanması adıyla kaydedilmektedir. Güzel kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. İdeoloji bir başlığımızın adı Merkez Bankası. Bazen ülkede enflasyon ve geçim sıkıntısıyla alakalı çözüm üretmek isteyen siyasi partileri, vatandaşımızın aklında kalan sorulara ithafen cevap vermek istediğim bir durum var. Bazen bir şey yapamazsanız matematikte tahtadaki veya kağıttaki yazınızı silmeniz gerekmektedir. Probleme tekrardan çözümleme gitmeniz gerekmektedir. Telefonunuzun bazen çözülemeyen bir ağrısı olur. Ne yapmanız gerekir? Fabrika ayarlarına geri dönersiniz. Biz de fabrika ayarlarına geri dönmemiz gerekmektedir. Cumhuriyet olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir merkez bankası, bir kamu bankası yoktu. Ancak 11 Haziran 1930 yılında 1715 sayılı kanun ile bir mütalaa başlatılmıştır. Efendim şimdi kanunlar bir gece yarısı yayınlanmakta. Eskiden öyle değildi. Ulu Önderimizin yaşadığı mecliste konuşmalar gün ve gün böyle ister tap halinde ister böyle yazılı dokümantasyon olarak enferme edilirdi. Ben bu 11 Haziran 1930 sayılı tarihli ve 1715 sayılı kanunu Cumhuriyet ve İstiklal Partimizin parti kurumsalının altında bulunan kütüphane bölümüne koyuyorum. Üstünde işaretlediğim notlar var. Bunları sizle paylaşıp mütalaa edeceğiz. Fabrikaya dönmemiz gerektiğini söyledim. Evet, bir ülke düşünün 1923'ünde kurulmuş ve 7 yıl sonra kendine bir merkez bankası tedrici olarak kurmayla alakalı kanun yayınlamıştır. Çoğunuz Fenerbahçeliler iyi bilir. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadının adı Şükrü Saracoğlu'dur. Şükrü Saracoğlu bize bahşetmiş olduğu iktisat encümenleriyle bir araya gelip kurmuş olduğu Merkez Bankası'nın, tabi ulu önderimiz kurmuştur ancak kendisinin katkısı yadsınmaz. Çünkü kendisi Maliye Bakanı'dır arkadaşlar. İzmir Milletvekili olan Şükrü Saracoğlu, iktisat encümenleri bir araya gelip Merkez Bankası'nın kurulmasıyla alakalı, kanunla alakalı mütalaa edilmiştir. Bakın, şimdiki kararnamelerle karıştırmayın. Bir kitap gibi okumanızı tavsiye ederim. Toplam 16 sayfa. 2 sayfası katılanlardan oluşmakta. Toplamı kanun 14 sayfalık. Okuduğunuz zaman mesela Kocaeli milletvekili var. Bayağı bir araya giriyor. Türk milletinin menfaatini korumak adına. Şükrü Saracoğlu'na sorularını soruyor. Hatta birinde cevap alamadığını ve cevap alamadım efendim diye zabıtlara düştüğünü görüyoruz. Kendisinin ruhu şad olsun buradan... Dualarımızı eksik etmeyelim kendisiyle. Tabii ki en büyük dua edeceğimiz kişi kimdir? Şükrü Saracoğlu'dur. Ben bu kanun maddesini bulabilirsiniz diye Cumhuriyet ve İstiklal Partisi Ork adresinde kütüphane bölümünde bu artık database olacak arkadaşlar. Sürekli bu kanunları buraya yerleştireceğim. Haberiniz olsun. Hiçbir zaman unutmayın. Şimdi başlamak istiyorum. Efendim ülkede bir merkez bankası yok. Şu an içinde bulunduğumuz durumu anlatayım. İdrak etmeniz daha kolay olacak. Arkadaşlar şu an içinde bulunduğumuz enflasyonun, hayat pahalılığının tek bir nedeni var. Bu ülke kıymetli bir ülke. Neden olduğuyla alakalı bilgiyi sana bırakıyorum. Aklına her şey getirebilirsin. Bilim kurgu filmlerden esinlenebilirsin. Geçmiş filmlerden esirgeyebilirsin. Malatya'da altın madeni olduğumuz hakkında konuyu aklına getirebilirsin. Ancak dünya devletlerinin bu ülkeye nüfuz etmekle alakalı bir sorunu var. Bunu yedirgine getirirken CIA'nin yani Amerika'nın düşmanlarına karşı, hasımlarına karşı kullanmış olduğu en büyük ulusal örgüt olan CIA, yani kanlı bir hançer, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1962 yılından bu yana ele geçirme düşüncesi içerisindedir. En yakın tarihimize baktığımız zaman bile 1997 yılından itibaren yani
Erbakan'dan bugüne, yani 96 Haziran'da başa gelmişti kurtulacağız edeceğiz naralarıyla. 1997'de 5 milyon yeni Türk lirasını bize, pardon, tedavüle sokmuştur. Ve istifasıyla neticelen bir kısa hükümet geçmiş olmuştur. 1998'de rahmetli, namuslu olan Bülent Ecevit Paşa geçmiş. Ancak Amerika'nın ülke üzerinde oynadığı oyunlar neticesinde, ki kendisine hiçbir zaman oyu vermemiş çünkü yaşım buna müsait değil. Şu an bile yaşım 36'dır arkadaşlar. Amerika bu ülkeyi sıkar sıkar başörtü sorunuyla boğar boğar ve tam kendimizi kurtulmuş derken Amerika'nın onların bizim olmasını istediğimiz yerde buluyoruz kendimizi. Bir siyasi parti ve bununla birlikte 13 yıl bir fiil idare edilmiş bir ülke görüyoruz. Evet, CIA bu ülkeyi 13 yıl boyunca idari olarak yönetmiştir. Nereden biliyoruz? Mevcut hükümet zaten bunu inkar etmemektedir. Kandırıldık diye de bir savunmaları vardır. Ne hikmetse. Evet, konumuz itibariyle ideolojimizi Türk milletine anlatmak adına bu ülke bu derin kıskaçtan nasıl kurtulur? Atalarımız 1930 yılında bu kanunu yürürlüğe sokarak kurtuluşumuza ve zenginliğimize giden adımı atmış oldular. Şükrü Saracoğlu'nun adını tekrar zikredip ruhunun şad olması dileğiyle programımızı açıyorum arkadaşlar. Evet, 1930 sayılı kanunu benle birlikte okumak isteyen 14 sayfasını sitemizde bulabilir. Ben okuduğum kadarıyla anlatmak istediğim bir şey var. Birinci konu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı, şurada işaretim alanda da görebiliyorsunuz. Hükümet %15'ten fazla ortağı olamaz. Özel bir bankadır. Arpalık değildir. Bakın, şu an baktığımızda %51'inden fazlası hükümetin elindedir. Her ne kadar kendini kamu bankası olarak atfetmese de öyledir. Bir varlığın %51'i kiminse sahibi de odur. Anlatabildim mi size? İstediği kadar yönetmeliklerinde, söylemlerinde biz kamu bankası değiliz diyorlarsa da kamu bankasıdır. Burada işaretlediğim başlıkları size okuyup ne derin bir kıskaçta olduğumuzu görmemiz gerekmektedir. Enflasyonun yegane sebebi 1970 yılında gasp edilmiştir, elimizden alınmıştır. Evet, normal bir Türk lirasını çıkartıp da üstüne baktığınız zaman 14 Ocak 1970 sayılı tarih ve 1211 sayılı kanunu görürsünüz. Okuduğunuz zaman arkadaşlar borçla yönetilen bir para sistemi görürsünüz. Yani paranın sahibi yok, sizsiniz. Evet, kanunu okuduğunuz zaman Merkez Bankası tamamıyla köşeye çıkmakta ve elinde bulundurduğu altınlar 423 ton altını kendisine kalmaktadır. İlk önce açılış konuşmasını yapalım arkadaşlar. Ben buradan metin metin okuyayım isterseniz. Çok kısa vaktinizi alacağım. Çünkü bu küçük dersimiz de arkadaşlar ideolojimizi benimsemenizle alakalı size bilgiler enferme etmek istiyorum. Müzakere celsesini açmadan önce Şükrü Saracoğlu'nun çok önemli bir sözünü okumak isterim sizlere arkadaşlar. Bu okuyacağım metin 11 Haziran 1930'da arkadaşlar mecliste açılış konuşması olarak söylenmiştir. Maliye Vekili Şükrü Saracoğlu. Muhterem arkadaşlarım, birkaç seneden beri gerek bütçe notukları münasebetiyle, gerek herhangi bir iktisat münasebetiyle memlekette bir devlet bankasının vücut bulması için çalışılmakta olduğunu zaman zaman arz etmiştim. Gerek bu vesileler ile gerek mütaattaki münakaşat münasebetiyle hepiniz malumdur ki çıkaracağımız İhraç Bankası kanunu mümkün olduğu kadar kusursuz ve salim esaslara isnat etmesi için yıllardan beri gerek arkadaşlarımızdan gerek hariçte bulunan mütehassıslardan istifadeyi hiçbir vakit ihmal etmedik. Kusura bakmayın, burada virgülleri koymamışlar, okuduğumuz zaman da böyle bazen kalıyoruz. En önemli yerini söyleyeyim ben size. Çok önemli bu arkadaşlar. Bu kanun baştan aşağı tetkik ve mütalaasından anlaşılır ki mevcut paramızın kıymetini tespit ve onun her türlü enflasyon şaibesinden azade olması için ne kadar kuyudat icap ediyorsa bu kuyudatın kafiyesini muhtevi bulunmaktadır. Ez cümle. Son mütehassısların fikirleri bu bankanın mevcut evrakı nakdiye üzerinde herhangi bir enflasyon kokusu tatmaktan ziyade bilakis bir deinflasyon kokusu taşıdığını, binaenaleyh bu cihetten zerre kadar korkuya mahal olmadığını ve bilakis paramızın kıymetini istikrar bulması, halkın kendi parası üzerinde emniyetinin artması
ve haricen yine bu para üzerinde emniyetin arttırabilmesi için lazım olan kuyu dağıtın kafiyesi hatta fazlasiye konulmuş bir vaziyettedir. Biraz sonra okunacak bu maddeler husustaki mürazatım ne kadar büyük bir takayyütle takip edildiğini sizlere vazihan gösterecektir. Bendeniz meskur layihanın müstacelen müzakeresini arkadaşlarımdan rica edeceğim. Evet, okuduğumuz üzere bankanın kurulma amacı Türk lirasına olan emniyetin sağlanması, enflasyon kokusunu tatmaktan ziyade bilakis de enflasyonun kokusu taşıdığını söylemektedir. Bunu taşıması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, bakın kamu bankası değil, özel bir bankadır. Türk milletine haiz olmuştur ve burada kanun var arkadaş. %15'ten fazla hükümet gasp edemiyor. Ne yazık ki 1970 yılında gasp edilmiş. Tekrardan millete verilmesi lazım. Biz bu ideolojiyi paylaşıyoruz. Evet. Peki abi, ben bunu okuyorum. Bu dediğin nerededir diye sorarsa. Hemen söylüyorum güzel kardeşime. Bahsetmiş olduğum kanunun 26. maddesi. Hükümet müesseselerine mahsus olup sermayenin %15'ini geçemez. Evet, hükümetler ve herhangi bir kamu bankası veya kamu şeyinde görevi ifade eden bir müessesenin bunu alamayacağını, almak isterse de halis altın olarak tevdi tarihindeki fiyatlarla Merkez Bankası'na tediye edilmesi lazımdır. Hükümet %15'ini istiyorsa bunun altın olarak vermesi lazım. Peki bizi enflasyondan koruyan maddeyi söyleyebilir misin abi? Hemen söyleyeyim. Hükümet bu taahhütten mütevellit, o an basılan parayı söylüyorum. Daha para basılmamış, kanun yapılmaktadır. Bakın burada yazıyor. Siteye girip bakanlara söylemesi için 4. sayfanın 5. maddesinde arkadaşlar 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 liralık banknotlar basılacaktır. Adet adet tutar tutar birimleri şurada gözükmektedir. Görmek isteyen arkadaşlar siteden bakabilir. Toplam 158 milyon 748 bin 563 lira tekabül eden banknotun hükümet tarafından tahvil alınıp %1 faiziyle geri alınacağını. Yani bakın arkadaşlar, borcu aslında yoktan var etmiyor. Onun %1'lik faizini, yani ben bu para karşılıklı değildir, hükümetin borcuna dayandırılmaktadır. Şu an öyle bir durum söz konusu değil. Tamamıyla piyasa değerlemesi, yani itibar değeri vardır. Nedir itibar değeri? Ben 1 lirayla gidip bir çokomay alabiliyorsam bankadan, bunun itibar değeri vardır. Arkasında bir güç yok. Ne demek? Hükümet dese ki ya ben bu parayı almıyorum, geçmiyor, bitti. İtibar değeri. Elinde olan elinde patlar. Ama burada öyle değil. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tertip paralarından bahsediyoruz. 158 milyonluk banknotun hazine borcu vardır. Yani patlayamaz. 158 milyonun yıllık %1 kupon ödemesiyle arkadaşlar borçlanmış hükümet. Yani o parayı eşek gibi ödemek zorunda. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman. İkinci en önemli duruma gelelim efendim. Burada dikkatimi çekti. Ben bunu şey yaptım arkadaşlar. Bir daire içerisine aldım. Bu Selahattin Bey, sağ olsun Kocaeli milletvekili. Videonun başında da zikretmiştim kendilerini arkadaşlar. Bayağı bir soru soruyor. Burada da yine sormuş. Haklı olarak ben kendisine hak veriyorum. Bakın bu sıradan bir kanun değil. Eskiden kanunlar birebir, yani Osmanlı'da olduğu gibi arkadaşlar, not edilir. Ve defaten çıkartılıp kimle konuşulmuşsa, soru sormuşsa buradan tetkik edilir arkadaşlar. Şimdi Ankara milletvekili Talat Bey. Efendim, vekil beyefendinin elindeki tadilatı gördüm. Uzun bir şeydir. Bir defa okunsa da dikkatli dinlesek kâfi gelmez mi? Olmaz sesleri yükselmiş. Bakın onu, o bile var. Olmaz sesleri. Ambiyansın bile yazısı alınmış. Selahattin Bey, Kocaeli milletvekili. Efendim, bu yazmak suretiyle bileceğiz de bitmez. Şimdi bir saat içinde tap edilebilir ancak demiş. Reis Bey, müsaade buyursanız bir defa maddeyi okuyalım. Evet, izin veriliyor ve milletvekilleri kanunu okuyorlar. Bu kanun değil. Ekinde olan
Efendim, Türk lirasının nakdi itibar değeri itibarına isnat eden Türk evrak nakdiyesinin çıkış müzakeresinin zaptını okumak isterler arkadaşlar. Okuması için bir saat müsaade edilmiş ve okumuşlar. Ve sonra kabul edenler etmeyenler kabul edilmiş. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçiremiyorsun. Çünkü bütün vekilleri satın alman gerekiyor. Şu an Amerika Birleşik Devletleri, ülkemizde siyasi partilere baktığımız zaman herhangi birinin içine sızabilir, kendisi kurabilir, herhangi bir iştigalle arkadaşlar ülkeyi ele geçirebilir. Burada gördüğünüz gibi kanunun geçmesi için bakın ulu önderimiz Cumhur Reis'tir. Yani onun önüne bu kanun tasarısı meclis tarafından önce onaylanacak. Kendisi buna imza edip de yürürlüğe sokabiliyor. Belki kendisi beğenmeyebilip meclise geri gönderebilir. Meclisteki milletvekilleri belki bunda bir tuzak olabilir diye ikinci kere mütalaa edebilirler. Kanun tasarısını veren başvekil bunu ikinci kere sunup Cumhurbaşkanı'ndan mecburi bir imza alabilirdi. Bugün gördüğünüz gibi böyle bir durum söz konusu değil. İstediği gibi bir kanun çıkartılıp ülkenin menfaatine yararına olsun bakan bir kurum yok. Arkadaşlar sen bile bir dükkan açarsın, bir şirket açarsın, birine danışıyorsun değil mi? Ya da ne bileyim İyi mi kötü mü sonuçlarını hesap edebiliyorsun. Şu an ülkemizle alakalı, senin bağımsızlığınla, yönetim modelinle alakalı bir meclis, temsilciler meclisi yok. Kimse bunu kontrol edemiyor. Yani geleceğimiz hakikaten karanlık içinde. İdeoloji bir olarak bu videoyu çektim arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. İdeolojilerimizi eğitim, sağlık hepsi olmak adına ben bir fikir beyan edeceğim. Cumhuriyetin fabrika ağırlığına dönmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ulu önderimiz bizzat bunu kaleme almıştır. Şaka değil bu. Yani 1930 sayılı, tarihli 1715 sayılı kanun bakıldığı zaman can alıcı noktalarını görüyorum. Para basarsan diyor, şu an olması lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diyeceksin ki Merkez Bankası özelleştirilecek. Yani çözüm bu enflasyona kurtulmak. Peki abi bunları yaparlar mı? Yapmazlar. Çünkü enflasyon yaratmanın birinci sebebi budur. Onların zenginliği, senin fakirliğin. Anladın mı güzel kardeşim? Merkez Bankası'nın görev ve yetkileri bu kanunda da belirtilmiştir. Yeşili aldım, saykıldı. Hemen sana okuyayım ben bunu. Bankanın görev ve yetkilerine hemen bakıyorum güzel kardeşim. Bakın saykıl aldım bir maddeyi okuyacağım. 42. madde. Banka karşılıksız kredi açamaz, avans dahi veremez. Yandı ışık değil mi? Avans dahi veremez. Şimdi adamlar çökmüşler. Televizyonlar diyorlar ki 423 ton altınımız var. Varsa benim payımı versene güzel kardeşim. Altınımız diyorlar ama şirket senin. Maliye Vekili Saracoğlu'nun güzel bir konuşması var. Okumak isterim. Efendiler, 44. maddeyi mutlaka okuyun siteye girdiğiniz zaman. Bunu zaten download edebiliyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar lütfen okuyun bunu. 14 sayfalık 19 yani 91 sene önceki kanunun çok güzel metnetmişler. Lütfen okuyun. İçinde bulunduğumuz durumun vahametini anlayın. Efendim banka zaten doğrudan doğruya muamele yapmıyor. Bankanın her türlü şüpheli, gölgeli gibi görülecek işlerden men edilmiş olduğunu ve bidayeten çok sağlam ve metin esaslara da istinaden bina edilmiş olması kanaatine binaen çok sıkı kuyudatla çemberlemiş bulunduk. Bakın çok önemli Maliye Bakanı'nın söylediği söze bakın. Bankaya biz bile nüfuz edemiyoruz. O metinlerle kanunlarla desteklenmiştir demektedir. Merkez Bankası kendi nam ve hesabına hiçbir iş ve ticaret yapmayacağı gibi sınai teşebbüsata da iştirak edemez. Kendi işleri için zararı olan gayrimenkullerden başka gayrimenkule tasarruf ve kendi hisse senedine mübalağa edemez. Mübalağa edemez. Şu an bakıyoruz arkadaşlar 61 milyar Türk lirası kar açıklıyor. Ve bunu 2020 yılının sonunda kurumlar vergisi rekortmeni olarak anlatıyor bu ülkede. Zaten bir ülkede Merkez Bankası rekortmen oluyorsa kurumlar vergisinde durup düşüneceksin. Durup düşüneceksin. Velhasıl arkadaşlar kanun maddelerini okuyup da sizi sıkmadan kısa bir video yapmak istedim. Şimdi esasen anlatmak istediklerimi Türk milletine anlatmak istiyorum. İdeolojimizin birinci kısmı bundan mütevellit oluşmakta arkadaşlar. Yani nasıldır? Merkez Bankası özelleştirilmelidir. Mutlak surette özelleştirilmelidir. Borsaya kota edilmeli, Türk milletinin
iktisabına sunulması lazım. Yabancılara değil. Tamamıyla Türk milletine. Para basılacağı zaman hükümet için, yani bu bağımsız bir kurum. Burada okumayı unuttuğum bir kanun var. Merkez Bankası'nın görev ve yetkileri banknot tanzim ve ihracını sağlamak. İki, hazine değerli evraklarının aracılığına, pazarlamasına aracılık etmek. Şu an bakıyoruz, atıyorum bizim bir Merkez Bankamız olsun. Tabii ki hükümetin elinde olmayan, bağımsız ve özel bir Merkez Bankası. Bana diyecek ki abi şu an mesela Matrix veri terminaline baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde 217 milyar TL nakdi para bulunmaktadır. Bu günlük olarak değişmektedir. 217 milyar para basmak istiyorsanız Sayın Başbakanım diyecekler bana Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin bana 217 milyar TL'lik hazine tahvili vermesi gerekmektedir diyor. Beni borçlandırıyor. Güzel. Verdin. Kupon faizini de büyük ihtimal %1 yapacaktır. Yani %1 ne demek? O paranın hedeflenen enflasyon limiti. Enflasyon limiti olarak belirlenmiştir. Enflasyon hedefi iyidir arkadaşlar. Hiçbir zaman sıfır olmaz. İlk öğretilen doktrin budur. Çünkü insanlar nüfus olarak çoğalmakta. Bu seneki 217 milyar TL seneye bize yetmez. Neden? 17 yaşında bulunan insanlar seneye 18'ine girip artık bir birey olmuştur. Harcamalarını kontrol edip yatırıma yönlendirmektedir. Tüketime yönlendirmektedir. Bu da bir nevi nakit ihtiyacını, talebini doğurur. Bu sebeple arkadaşlar mutlaka Merkez Bankası tedirici olarak kurulduğu zaman, yani bu bizim hayalimiz, doktrinimiz. Özel olup da borsada düşünebiliyor musunuz Türk milletinin ne kadar talep edebileceğini bunu? Bakın, düşünün. Çünkü namusla, şerefle, üç kağıtla yönetilmeyen ve ticari bir, yani borsaya şu an giren şirketlerin neden bu kadar halka arz var biliyorsun. Tokatlamak başka bir şey değil. Yani böyle bir değerli bir şirketin. Bakın para basıyor, yoktan basmıyor. Benden tahvil karşılığı basıyor. Yani diyor ki sen Türk milletini yarı yolda bırakamazsın. O borç senin borcundur diyor. O parayı ben basıyorum, tedavile sürüyorum. Bir dayanağı var ve %1 kupon ödemeli. Ne kadar güzel. Yani hem altın olarak vermemiş oluyorum, borç olarak vermiş oluyorum ve altın olarak vermediğim sürece o tahviller %1 olarak ben ona faiz veriyorum. Ne zaman ki altın olarak ben onu tedirici olarak verirsem paramın bir değeri olmuş olur. Demek ki Merkez Bankası bu. Peki döviz kuruyla mücadele kim? Enflasyonu bir nevi olsun yaptık. Ama enflasyonun kardeşi bir şey vardır. O da ikinci doktrinimizde. Ama ben kopya mahiyetini sana aktarmak istiyorum. Bir başbakanın görevi ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın görevi ithalat ve ihracatı dengelemektir. Dengelemezsek ne olur? Dolarımız dışarıya kaçar. Boşuna biz Merkez Bankası'nı tedirici olarak özelleştirmiş oluruz. Yani paramızın değerli kılınması için bu temel taşına oturttuğumuz, bina ettiğimiz bu kanunun aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na desteklenmesi lazım. Burada üretilebilen mal ve hizmetler burada üretilmeli. Dışarıdan hiçbir şekilde ülkeye sokulmamalı. Ancak üretemediğimiz veya petrol ve türevlerin high-tech cihazlarını yurt dışından almalı. Ancak stok yapmadan adilane bir şekilde, yani kimlik başına yani 80 milyon varsa bunların belli bir süre sokulmasıyla alakalı kanun düzenlemesi lazım. Yani ülkede bakanlar bakıyor. Bakanın görevi bu. Ancak bakıyor. Nereden biliyorum? Gümrük ve Ticaret Bakanı'na bakıyorum, Ruslar ablamıza. Abla 2019'da 50 milyar sokmuşsun. 2020'de de sokmuşsunuz. Sen nasıl bakansın abi? Bakanın görevi bunları denkleştirmeye çalışmak. Yani başarı kıstasını biz göz ardı ediyoruz. Mutlaka başarı kıstasını göz ardı etmemiz lazım. Her sene böyle aşağı inmelenseydi, ah kadın çalışıyor bak, takım kurmuş, frist yapmış, ülkeye gelen malların şu gelmesin, bu gelsin, şu gelsin, bu gelmesin. Arkadaş bizim bir CM Arking gibi markamız olması lazım. Sen elini konu sallayıp Almanya'ya mal sokabiliyor musun? Sokamıyorsun. Bunun yapılması lazım. Bu yapılmazsa bu kanun çöp olur. Mutlaka desteklenmesi lazım. Oturup bunların yapılması lazım. Ama bakıyoruz 60 yaş üstü bütün siyasetçilerin dediği laf aynı. Biz sizi kurtaracağız. Şapkadan tavşan çıkarıyorlar. Kurtaracağız. Herkes tespit var. Enflasyon böyle. Esnaf bu halde. Çiftçi bu halde. Ekonomi bu halde. Abicim söyleyin, adam doğrusunu yapsın. Ya istiyorlar ki bu millet acından ölsün, saraya yığılsın, adamı orada assınlar. Bu daha tehlikeli bir durum. Yani doları, her şeyi, o zaman paraya olan güveni sarsar. Bak Afganistan'ı görüyorsun. Bütün tahvilleri, alacakları, borçları çöp oldu. Ne hale geldiler? Aynı şey bizim için de olabilir. Yani olası bir durum. Önemli olan muhalefetin görevi, ülkesi adına
iktidarı içinde bulunmuş olduğu yanlıştan vazgeçirmektir. Doğrusunu söylersin, yapmazsın, millet seni tutar. Ya artık bu bir yerden değişmeli. Gençlerin artık bu ülkeyi yönetmesi lazım. Şu an Allah'a şükür 1000 kişi olduk. İdeolojimizi paylaşan 1000 resimli arkadaşımız var. 1000 adet resmi arkadaşımız var. 1020 hatta da biz şimdilik 1000 diyelim. Yavaş yavaş bu insanları anlata anlata, söyleye söyle doğruyu anlatacağız. Çünkü ben artık sıkıldım. Siz de sıkıldınız. Gelen giden aynı teraneyi anlatıyor. Aynı masalı, aynı yalan dolanı anlatıyor. Yani rahmetli Erbakan da öyleydi. Yani 1996 Haziran ayında ben ortaokulu bitirdim. Orta 1'i bitirdim. Yani kendisi uçacağız, kaçacağız, oy verin dedi. Herkes verdi abicim. 97, bakın hiç unutmuyorum. 97 orta 2'ye gidiyorum. Şu Ocak 10'unda 5 milyon yeni Türk lirası tedavüle çıktı. Ya babama dedim, baba hani uçuyorduk kaçıyorduk, ne oldu? Ne oldu? Nitekim de istifa ettiler. Çünkü oy almak kolay. Yeter ki yalan söyle bu memlekete. Bu millete yalan söyle. Zaten unutkan diyorlar. Abicim içinde bulunduğumuz tehlikeyi anlatıyorum size. Bu ülke 1970'te Merkez Bankası'na el atıldı. O günden sonra abicim bu ülke felah bulamadı. Hep enflasyonla, geçim sıkıntısıyla. Bakın bu arabeskin çıkış nedeni bu. Arabesk melankoli tamamıyla bu arkadaş. Geçim sıkıntısı, enflasyonu sistemden ortaya çıkmış bir müzik modeli. Tam biz kendimizi 2000 yılında kurtulduk, ekonomi güzel dedik. Yurt dışından FETÖ'cüler para gönderdi, Amerika CIA'ya para gönderdi. Bir bakmışsın 2013'te bu ülke ele geçirilmiş. Bunun deklarasyon metni düzenlendi. Kandırıldık. Her kurumumuza sızdılar. Ve bu ülkeyi hala ele geçirme planları mevcut. Buna dur dememiz lazım. Yöneticileri, siyasetçileri oturup tartmanız lazım. Sen kaç dil biliyorsun? Senin eğitiminle işte oturup konuşulması lazım. Herkes diyor ki ben ekonomiyi çözeceğim. İyi de abi yol haritan ne? Planın ne? Biz bunları duymak istiyoruz. Herkes diyor ki, bugün Twitter'da gördüm. Twitter'ımda var. Atakan Bozoğlu ve Cumhuriyet ve İstihbarat Partisi olarak Twitter'da paylaşımlarda bulunuyorum. Yeni çünkü muhabir alanı orası arkadaşlar. Yeni savaşlar burada yapılmakta. Herkes kurtaracağını söylüyor. Ancak baktığımız zaman yol haritaları yok. Gençler diyor, adam 85 yaşında. İsim vermek istiyorum, bir siyasi parti lideri. Sen tanıdın onu. Ya diyor ki biz sizi kurtaracağız. Dayı dedim inşallah sen de görürsün. Yani seçime gireceğin şüpheli. Hakikaten şüpheli. Hadi kazandın. Ya seni sorumlu tutamayız ya. 85 yaşındasın. Kazansan 92 olacaksın. 5 senelik hükmünde. Artık Türk milletine bir silkelenme lazım. Nasıl kurtaracaksın biz? Bunun yol haritasını söyleyin. Bakın ben bu söyledim, yol haritasını bütün siyasi partiler kullanabilir. Benim amacım zaten Türk milletinin bu doktrini benimsemesi. İdeoloji 1 videosu bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.